Bek ise önemlidir çünkü tektir. Sistemin çarpıklığına darbe vuran sessiz bir protesto sesidir. Geceleri biz sıcacık yatağımızda uyurken duvarları politik eserlerle boyar. Popüler kültürün piyonu olmaya karşı olan Banksy, fırça darbeleriyle en popüler isyanını yine kendisi başlatmıştır. Bu nedenle ironiktir. Dünyanın en esrarengiz sanatçılarından biri olan ve kendisiyle ilgili İngiliz olması dışında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen efsanevi sokak sanatçısı Banksy, ünlü olmayı reddedip maskesi ardına saklandıkça dikkatleri daha çok üstüne çeken bir aktivisttir. Banksy adıyla bilinen sanatçının 1974 Bristol doğumlu olduğu iddia edilmektedir. Hip-hop kültürüyle beraber 1970'lerin başında ortaya çıkan grafiti zaman içerisinde birçok evrim geçirmiştir. 1980'lerde pop art akımından fazlaca etkilenmiş olan grafiti, stencil boyama adı verilen şablon tekniğini pop art'tan almıştır. Banksy'nin eserlerinin karakteristik özelliği de bu teknikler olmuştur. Banksy 1990'ların başında serbest bir grafiti sanatçısı olarak sokaklarda resimler yapmaya başlamıştır. Londra ve Bristol'de yapmış olduğu grafiti sanatı ile ilk kez dikkatleri üzerine çekmiştir. Genelde eserlerinde anti-savaş, anti-kapitalist ve anti-kuruluş gibi düşünceleri görsel hale getirmesiyle ünlüdür. Her zaman krizin çatışmanın ortasındaki insanların problemlerine dokunacak işler çıkartan, bir başka deyişle dünyanın kanayan yaralarına parmak basan bir tarzı olmuştur. Eserlerinde belli başlı imgeler kullanılır. Çocuklar, balonlar, yaşlılar, polisler, askerler ve maymunlar gibi. Londra'nın birçok duvarını süsleyen Banksy'nin en bilindik eserlerinden olan bu eser Kırmızı Balonlu Kız ismiyle anılmaktadır. Bu eser her zaman umut vardır anlamını taşımaktadır. Madonna ve Justin Bieber gibi isimlerin Banksy hayranı oldukları bilinmektedir. Hatta öyle ki Justin Bieber'ın kolunda bu kırmızı balonlu kızın dövmesi bulunmaktadır. Kendisini sanat teröristi hatta vandal olarak tanımlayan Banksy'ye göre nasıl ki rap şarkıcıları müziklerinde kendilerini nigga kelimesi ile özdeştiriyorlarsa grafiti sanatçıları da vandal kelimelerini kendileri için kullanmaya başlayacaklardır. Kendilerini eğitimli vandal olarak tanımlayan destekçileri ve takipçileri olduğu bilinmektedir. Kimilerine göre ise Banksy'nin eğitimli vandal lakaplı gerilla sanatçılarından oluşan bir örgütü vardır. Banksy'nin kamu malına zarar verdiği düşünülen ve yapıtlarının sanat eseri olarak görmekten çok terörist eylem olarak adlandırılan hatırı sayılır bir kesim ile birlikte İngiliz hükümeti de kimliğinin ifşa olması durumunda bir suçlu gibi yargılanacağını öngörmüştür. Bu tehdit Banksy'nin kimliğini açıklamaması için başka bir neden olarak sunulabilir. Görmek üzere olduğunuz 3 eser Banksy'nin Batı Şeria'da İsrail'in intihar bombacılarına karşı güvenlik gerekçesiyle kurmuş olduğu 680 kilometrelik güvenlik duvarının üzerine yaptığı 9 eserden 3 tanesidir. Duvarın İsrail tarafında bulunan bu çizimlerle Banksy, İsrail'in inşaatını tiye almıştır. Görmek üzere olduğunuz resimde duvara açılmış hayali bir deliğin içinden görünen cennetvari bir plaj resmi, bir diğerinde ise İsviçre'yi andıran türden bir dağ manzarası bulunmaktadır. Bu resimleri çizdiği sırada can güvenliği bulunmadığını ve İsrail'in askerleri tarafından silahla tehdit edildiğini sözcüsü aracılığıyla duyurmuştur. Kız ve Asker adındaki bu eser, İsrail duvarlarının Beytüllahim bölgesinde resmedilmiştir. Banksy, Santasketto sergisinin tanıtımında bu resmi kullanmıştır. Sergi için Beytüllahim bölgesini seçmiş olmasının nedenini, buranın İsa'nın doğum yeri olması ve aynı zamanda tüm insan hakları ihlalleri iddialarının da merkezi olması şeklinde açıklamıştır. Londra'nın kuzeyinde Chalk Farm'da bulunan bir duvar grafitisi olan Hizmetçi, sonradan Doğu Londra'daki V&A Çocuk Müzesi'nde sergilenmiştir. Bu eserden oluşturulan bir şablon 2008'in Aralık ayında New York'ta bir Sotheby açık arttırmasında 1 milyon 870 bin dolar rekor fiyatı etiketiyle satılmıştır. Kendisinin en pahalı eseri olarak bilinir. Banksy'nin son eserlerinden biri olan çocuk işi uzak doğulu bir çocuğun İngiliz bayrakları dikerkenki halini göstermektedir. İngiltere'de çocuk işi çalıştırıp fason üretim yapılan skandala yapmış olduğu bir göndermedir. Bir gece aniden duvardan çalınan bu eser sonrasında Miami'de bir açık arttırmada 450 bin pound gibi bir satış rakamıyla alıcı bulmuştur. Bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkarmış olsa bile sokaklar herkesindir mantığı ile çalan kişi veya kişiler üzerinde herhangi bir suç duyurusunda bulunulmamıştır.